ne zaman çocuğun namaz kılmaya başlaması gerekiyor? Yani ne zaman bir ana babanın buradaki sorumluluğu başlıyor evladından? Bu da hadis-i şerifle. Hadis-i ayet-i açıklama şehridir. Hadis-i şerif Ebu Davud'da. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Buru evlad-ı Evlatlarınıza emediniz. Biz sanatı namazı ve hüm onlar ebnavi sebisini yine yedi yaşındayken onlara namazı emediniz Resulullah buyuruyor Demek ki erkek olsun, kız olsun kişinin evlatları yedi yaşına geldiği zaman namaza bunların artık başlatılmaları ana babanın görevi oluyor. Onların sorumluluğu oluyor. Çünkü hem ayet-i kerimede hem adı şerite bakın. Allah da buyuruyor ayet-i kerimesinde ve ki bir saat evla buyuruyor. Taha suresinde hadis-i şerif peygamber böyle buyuruyor. E yedi yaşına geldiği zaman onlara namazı emrediniz. Yani kıldırmaya başlayınız. Peki ama şu gidişine geldi. Nasıl namazı kılacak? Ne okuyacak? Ne yapacak? Bunları biliyor mu? Demek ki yedi yaştan önce bunların öğretilmesi yani altyapının hazırlanması gerekiyor muhtemelen e, temel daha kazımamış, hafriyat yapılmamış, hemen ölmez duvar. Çatı yapılmaz ki efendim? Yapılmaz bunlar bence. Önce altyapıya bakın. Peygamberimizin böyle buyuruyor. Yedi yaşına gelince emmediniz. Demek ki yedi yaştan önce kişi evlatına abi evlatlarına gereken bilgiyi vermesi gerekiyor Daha çocuğun daha dili çıkarken çocuğun önce çocuğa Allah dedirtmek Yani buna çok özen gösterilen bana. Çocuğu da genelde anne işte baba filan deyince e, ee, hoşuna gidebilir. Anne, anne, baba demesi. Gidebilir. Ama öncelikle ne gerekiyor? Yavruya Allah böyle. Artık çocuk konuşma yeteneğine kavuşmak üzere çocuk ve gelince almamın kucağına, sağ kulağına yavaşça böyle Allah, Allah, Allah a. böylece çocuğun o körpe, dimane, beyni programına önce bunu oraya yerleşme gerekiyor. Çocuk yavaş artık böyle başlayınca diri çıkmaya, o zaman hadi yavrum söyle bakayım, hadi oğlum bakalım. Allah'a bakayım. Allah. Allah de, al sev. Şey. Allah demek böylece. Ondan sonra tamamen bunu belirten sonra kelime-i tevhid. Al kucağına yavrunu. Hadi yavrum bakalım. daha söyleyelim bakalım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sonra çocuğa bir şey verirken işte biberon olsun, maması olsun bir şey verirken çocuğa ne gerekiyor? Bir de İsmail'i yapmadan önce Besmele-i Şerif. Yavrum, de bakayım yavrum. Besmele-i Şerif'e bakalım o da. Besmele-i elle etmeli, elle vermeli böylece. Özellikle çocuğa böyle çocuğun şeyde bir şey verilirken. Bak çocuğum, bak sana bunu getirdim. Vereceğim ama Besme dersen vereceğim. De bakayım besmeleyi. Çünkü bunu sevmiyor Bu şekilde alıştırmalı. Sağ elle yemeği alıştırmalı çocuklara. Hep böyle güzel ahlaka alıştırmalı. Sonra anne, baba evde namaz kılarken çocuğa da küçük bir tecade, yani sermeli. Sen burada kıl yavrum diye bu şekilde. Tabi o düzenli kılmazsa, yatar, kalkar, gezer, konuşur ama o da o yolda o alışsın. alışsın. Ondan sonra tabii çocuğa işte Rabbi esir, Sübhaneke, Fatih-i Şerife, İhlas gibi böyle kısa süreler ettiyat Sabah-ı Şerife, bunu da öğretir çocuğa. Yani çocuk yedişten geldiği zaman abdest almasını bilmeli, namaz nasıl kılınır çocuk bunu bilmeli, okuyacak önce bilmeli. Artı çocuk girişten gelir zamanlar almalı çocuk karşısına bak yavrum. Elhamdülillah bak yavrum sen girişten girdin artık girişten geldin yavrum. Bak Allah'ın emri var, e, emri var. Namaza artık başlaman gerekiyor yavrum. Artık namazı hep kıl inşallah diye. Çocuğu insan yanına almalı. Bununla beraber namaz alışılmalı çocuğu. Nereye kadar? 10 yaşına girinceye kadar, bakın 3 yıl, 10 yaşına girinceye kadar çocuğa bağırmadan, çocuğu azarlamadan, dövmeden çocuğu böyle tatlıkla namazı alıştırmak dönemi bu. 7 yaşından 10 kadar. Düzenin ama alıştırmak. Yedi işte önce düzensiz. Yatsın kalsın. gürükümü görsün onlara böyle. Yedi işten sonra artık düzenli şekilde namaz kılmak. Yani namaz artık yarın konuşulmaz. İşte sağa sola bakılmaz. Yani namazın kuralları öğretilerek uygulamaya çalışılır. Onun işine kadar çocuk dövülmez, azalanmaz, bağırılmaz. Bazı Bağırı kıvadığı zaman da görmemezliğe gelmek gibi çocuğa. 10 yaşına gelince buradaki hüküm kural değişiyor. Görev değişiyor daha doğrusu. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Vadribühüm aleyha ve hüm ebna aşrin 10 yaşına gelince 10 yaşına geldikten sonra da şu kadar namaz kılmazlarsa inatlaşma olsa bir inatlaşma bir direniş olsa kılmamakta ısrar çocuk o zaman Peygamber buyuruyor onlara vurun biraz. Kim bunu söylüyor? Peygamber Aleyhisselam'a bak muhtemelenler. Yani peygamberimizin çocuğunuza vurun demesi peygamberimize kolay bir şey değil. Bence. Peygamberimiz en merhametli peygamber. Çocuklar Çocukları aşırı seven peygamber. Torunlarını, elbette aşırı seven peygamber Aleyhisselam'ı ki peygamberimizin kimseye böyle bir şama vurdu, tokat vurdu, görülmemiş, duyulmamıştı. Öyleyken bakınız peygamber burada onun işe gelince kılmazlarsa hafifçe vurun. Nedir bu? Bir zorlama biraz böylece. Şey. Zeci bir tedir böyle. Zorlama böyle.